Herkese merhabalar. Sizlerden gelen yorumları dikkatli bir şekilde okuyoruz ve en fazla beğeni alan yorumları burada cevaplamaya çalışıyoruz. Okulda öğrendiklerimi nasıl pekiştirebilirim diye birçok arkadaşımız yorum atmış. Bizler tabii ki Tonguç Beşin Sınıf kanalı olarak sizlere tüm konuları tekrar ediyoruz, canlı yayınlar yapıyoruz. Canlı yayınlarımıza katılıyorsun değil mi Tonguç'um? Evet, hiç kaçırmıyorum. Harikasın, tebrik ediyorum seni. Fakat bunların haricinde yine de bizler de sizlerin yaşınızdayken okuldan geldiğimizde yorgun oluyorum. Ben olmuyor. yorgunluktan artık direkt uyuyorum Bak, hocam. Bak sen yorgunluktan uyuyor musun Tonguç'um? Yani artık gerçekten de okulda derslerde, konuları öğrenirken, arkadaşlarımızla teneffüste oynarken, kantine giderken, beden dersi maç yaparken ister istemez hepimiz yoruluyoruz. Bu çok normal bir şey. Fakat okuldan geldikten sonra öğrendiklerimizi unutmak istiyor muyuz? İstemiyoruz. İstemiyoruz. Peki nasıl çalışmalıyız da bu okulda öğrendiklerimiz zihnimizden uçup gitmemeli? ...aklımızda nasıl kalmalı? Bunu merak ediyor musun Tonguç? U? Evet çok merak ediyorum. Harikasın. O zaman gel birlikte bunları güzel bir şekilde öğrenelim. Öncelikle ve en başta şunu bilememiz lazım ki... ...etkili bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Yani etkili öğrenmek için farklı farklı yöntemler var. Pomodoro var, altını çizmek var, kendi kendine açıklamak var. Bunlardan birkaç tanesi sana açıklamak istiyorum Tonguç. Birincisi çok çok önemli ki... ...sen okulda ister istemez dersleri öğrenirken yoruluyorsun. Eve geldiğin zaman aynı okuldaki gibi teneffüsler vererek çalışman lazım. Yani 20 dakika ders... 5 dakika mola yapabilirsin. 30 dakika ders çalışma 10 dakika mola yapabilirsin. 45 dakika ders çalışma 15 dakika mola yapabilirsin. Farklı farklı birimlerde, farklı farklı teneffüslerde çalışabilirsin. Bütün bunları yaparken yani bütün bu çalışmaları yaparken kendini ödüllendirmeyi de unutmamalısın. Yani okuldan geldin, Hemen derse oturuyor musun Tomuçum? hemen derse oturuyorum. Hayır öyle bir şey yapmamalısın. Hemen derse oturuyorum olmaz. Birazcık dinlenmelisin. Gerekirse oyun oynayarak, gerekirse uyuyarak, gerekirse bir şeyler izleyerek. Önce bir dinlenmelisin. Sonradan da derse oturduğunda böyle küçük küçük lokmalar halinde 20 artı 5, 30 artı 10, 45 artı 15 fark etmez. Çalışma tempona verimine göre çalışmalısın. Bu yönteme domates tekniği ya da pomodoro diyoruz. Bunun haricinde ders çalışırken... Öğreneceğin konuların altını çizebilirsin ve anahtar kelimeler kullanırsın. Ve altını çizerken de şu da çok önemli renkli kalemler kullanmalısın. Yani hep böyle siyah kalemle çalışırsan insan istersemez ders çalışması gelmez. Ama şöyle işte şöyle farklı renkler almak istiyorum burada Tonguç'um. Mesela kırmızı Mor. Turuncu hocam. <laughs> haklısın bu turuncu yanlış söyledim Tonguç'um. İşte bu kırmızı haklısın. Kırmızı, turuncu, mor, işte mavi. Farklı farklı renklerle öğreneceğin şeylerin altını çizersen ve önemine göre işte bu çok önemli kırmızı olsun. Bu az önemli yeşil olsun gibi farklı farklı renkler kullanırsan daha iyi aklına kalır. Sonradan da öze çıkarırken ya da onları anımsamaya çalışırken renklere göre hareket edersin. Yani sadece altını çizdiğin kırmızı, sarı, yeşil yerleri okursun ve böylece çok daha iyi öğrenmiş olursun. Tabii ki bilgilerini taze tutmak için bir yöntem daha var ki o da nedir? Buzdolabına koymak. Buzdolabına koymak olur mu evladım ne alakası var buzdolabına bilgiyi buzdolabına koyacaksan beynine koyman gerekiyor. Senin bilgileri saklayacağın depo buzdolabı beyin. Dolayısıyla bunlar için tekrar etmen gerekiyor. Bilgilerini taze tutmak için tekrar etmen gerekiyor. Tekrarını da ödevlerini tamamlayarak konu tekrar yaparak yeni nesil sorular çözerek yapabilirsin. Bununla alakalı şimdi sana birazdan güzel bir haberim var. Fakat bunun haricinde bir şey daha var ki o da kitap okumak. Kitap okuyan öğrencilerin zihninin daha iyi çalıştığı, dikkatinin, motivasyonunun, odaklanmasının daha iyi olduğu ve hayal gücünün daha iyi olduğunu sana birçok videomuzda söylemiştik. Çünkü kitap öğrenci daha rahat konsantre oluyor. Dolayısıyla kitap okumaktan vazgeçmeyeceğiz. Fakat burada bir kısım var ki ödevleri tamamlamak ve konu tekrar yapmak. Şimdi sen okulda dersleri öğrendin güzelce. Sonrasında geldin bizim canlı yayınlarımıza veya normal videolarımıza dersleri tekrar ettin. Güzel bir şekilde pekiştirdin. Bitti mi? Bitti. Hayır bitmedi. Şimdi sana verilen ödevleri yapmalısın. Sana verilen görevleri yapmalısın. Biz hem okuldaki derslerine takviye olacak şekilde hem de videolarına takviye olacak şekilde senin için 5. sınıf şampiyon paketimizi hazırladık. 5. sınıf şampiyon paketimizde... Cristiano Ronaldo, CR7. Evet, Cristiano Ronaldo Tonguç'um haklısın. 5. sınıf şampiyon paketimizde senin için mükemmel kitaplar var. Şöyle göstereyim. Mesela 5. sınıfta Dinamo Türkçe Soru Bankası. 5. sınıf Dinamo Matematik Soru Bankası. 5. sınıf Dinamo Fen Soru Bankası. 5. sınıf Sosyal Bilgiler Dinamo Soru Bankası. Ve aynı zamanda İngilizce. Ve 5. sınıf Tüm Dersler Zoru Bankası. Şampiyon paketimizde seni bekliyor. Peki ne var bu kitaplarımızın içerisinde? Burada bizim videolarda anlattığımız konularla birebir bağlantılı. Yani senin okulda öğrendiğin derslerle birebir bağlantılı olarak. Mesela örnek veriyorum. Fen dersinde konuyu öğrendikten sonra sana konu öğreten testler Ardından pekiştiren testler ve yazılı soruların olduğu mükemmel bir kitap. Burada takıldığın soru olabilir mi? Olabilir hocam. Olur. Benim de olur. Ben de öğrenciyken oluyordu. Bu durumda kare kodu okutarak soruların çözümünü uzman öğretmenlerden, uzman hocalardan dinleyebilirsin. Buradaki yazılı sorularımızda normal yeni nesil beceri temelli Milliyetin Bakanlığı'nın kazanamana uygun sorularımızda hepsi çözümlü. Bunun haricinde ben biraz daha zorunu çözmek istiyorum diyorsan Zoru hemen yaparız. imkansız zaman alır. Harikasın. Zoru hemen yaparız. imkansız biraz zaman alır diyorsan bu durumda yapman gereken şey şu Tonguç'um öncelikle zoru bankasından sorular çözmen lazım. Tabii zoru bankasındaki sorular da inanılmaz zor değil. Yani temel seviye olmasa bile orta seviye sorular da var birkaç tane. Sonrasında zor sorulara geçiyor ve bunlar da yine senin yazılarında, sınavlarında çıkabilecek zorlukta. Dolayısıyla hem Zoru Bankası tüm dersler kitabımızla hem de Dinamo kitaplarınla şampiyon paketi sayesinde bunların hepsi bu pakette daha avantajlı hale geliyor. Beşinci sınıfta mükemmel başarılar seni bekliyor Tonguç Eladım benim. Bunları nereden alabilirim hocam? Bunu aşağıdaki linkten ulaşabilirsin. Burada direkt Tonguç mağazada bunları almanı sağlayan bizim resim web sitemiz var. Oradan ulaşabilirsin ya da Tonguç kitapçılarından isteyebilirsin. Ve beşinci sınıfta okulda derslerini güzel bir şekilde dinlediğinde Ekim programımızı güzel bir şekilde indirip duvarına asıp ya da videolarla bildirimler açıp takip ettiğinde canlı yayınlarımızla vereceğimiz ödevlerle ve okuldaki ders takiplerini yaparak şampiyon paketi sayesinde de mükemmel başarılara ulaşabilirsin. Burada bir şey, uyarım daha var Tonguç'um. Tüm bunları yaparken hem zihnini hem de bedenini dinlendirmeyi unutma. Yani sadece ama sadece ders çalışmakla olmaz. Bazen zihnini ve bedenini dinlendirmen lazım. Çünkü dinlenmek de çalışmaya dahil. Yani sadece çalışan olmaz. Bazen dinleneceğiz ki o da çalışmamızı daha verimli hale getirsin. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.